Caner Hocam, Evet, söz hepinize iyi webinarlar diliyorum arkadaşlar. teşekkür ederiz. Sahne bizim şu an. Kalıcı essay nedir üzerine birazcık aslında çok detaylı bir sunum hazırladım. Yani herhangi bir şeyi atlamamak istedim. Ama tabii ki zamanı bir yandan da yönetmek durumundayım. O yüzden hızlı hızlı geçmek zorunda kalacağım bazı yerler olabilir. Sonunda çünkü bir soru cevap yeri bırakmak istiyorum. Şimdi kalıcı essay nedir? Oradan bir girelim hemen. Öğrencilerin, şurada çözünürlük tabii ki böyle değil. Ha. Öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere girmelerine yardımcı olan kompozisyonlar veya denemeler olarak tanımlanabilirler bunlar. Ama bu bizim şeyden bildiğimiz, Türkçe dersinden ya da İngilizce dersinden bildiğimiz kompozisyon ve deneme gibi olmadığını söylememiz gerekiyor bunların. Genellikle lise düzeyinde ya da üniversite düzeyinde yazılan kompozisyonların ya da denemelerin tartışmacı kompozisyonlar ya da denemeler olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir tartışmadan ziyade, yani argumentative diye ifade ediyoruz onu, bundan ziyade kısa bir öykü formatına çok daha yakın Alo, olduğunu dinler misin şuraya? söyleyebiliriz. Mikrofonlarınızı kapatabilirseniz çok sevinirim. Ah, Evet. ne? Mikrofon. Evet. Tamam. Evet, kısa öykü formatına daha fazla yakın olduğunu söyleyebilirim dedim. Peki bu kısa öykü formatından neyi kastediyorum? Birazdan gireceğiz tabii ki ama bir karakter gelişimi ya da bilgilerin çeşitli düzenlenmesi, bir iskelet yaratılması ya da yapı yaratılması gerekebiliyor. Bunu da tabii ki birazcık edebiyat kuramlarından aldığımız verilerle, birazcık da işte ben kendim dil bilimciyim, dil bilimsel bazı elementlerle bir araya getirerek oluşturuyoruz. Bunlar ne için peki ihtiyacımız olan şeyler? Her üniversitenin kendine özel soruları bulunuyor ve bu sorulara cevaben öğrencinin kendisini, yaşamını, ilgi alanlarını ve benzeri öyküleştirme yoluyla anlatmaları isteniyor. Aslında az önce söylediğim şey burada saklı. Yani normal bir kompozisyon yazmıyoruz, bir şey tartışmıyoruz ya da normal bir deneme gibi yazmıyoruz. Oraya şimdi hikayelerden ya da buradaki college essay'lerden ya da üniversite kompozisyonlarından birazcık bahsedeceğiz ama önce birazcık common app'ten bahsetmeliyiz. Bu başvuru yaparken kullandığımız, üniversitelere başvuru yaparken kullandığımız ve aslında bu kompozisyonlarımızı ya da essay'lerimizi yüklediğimiz yerler burası. Bu nasıl bir şirket peki? Nasıl bir web sitesi? Şurada www.commonapp.org diye yazmıştım. Dediğim gibi bu sunumu da hatta sunuma katılanlara grup üzerinden gönderebiliriz, paylaşabiliriz. O esnada elinizde olabilir ya da kağıt kalemle not da alabilirsiniz. Common App 1000'den fazla farklı yüksek öğrenim kurumunu temsil eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Üniversite adaylarını ve onları destekleyenleri ki burada eğitim danışmanları olabilir, öğretmenler olabilir. Onları destekleyenden kastı ABD'nin 50 eyaletinin tamamında ve 20 ülkedeki çok çeşitli kamu ve özel kolejler ve üniversitelerle buluşturmaktadır. Aslında Common App için şöyle bir yakıştırma bile yapabiliriz. Öğrenciyle üniversiteyi birbirine ne yapıyor? Yakınlaştırıyor ve aslında ajans görevi görüyor diyebiliriz. Eskiden nasıldı bu başvurular? Baya baya mektup yazılıyordu ya da mailler gönderiliyordu. Her okula ayrı ayrı başvurular yapılıyordu. Ama Common App'in bize verdiği seçenek, güzel bir seçenek, hepsini tek bir yerde bulabilmemiz. Genel olarak şu an sanıyorum ortalama 1096 tane üniversite kayıtlı bu sistemde ve birçoğu Amerika. Tabii ki. Ama İskoçya, İngiltere, yanlış hatırlamıyorsam, bir de Tokyo, Tokyo'da bir üniversite vardı. Genel olarak Amerika'daki üniversiteler üzerine bir yapılanma, bir kuruluş, bir web sitesi diyebiliriz. Peki, birazcık ondan bahsedelim. Şeye girdiğinizde, web sitesine girdiğinizde şöyle bir direkt olarak ana sayfa sizi karşılıyor. Şurada yukarıda Find a College diye bir yer var. Tıklayıp burada kendinize göre üniversite bulabilirsiniz. Plan for College diye bir yer var. Burada da çeşitli planlamaları, üniversitelerle ilgili planlamaları yapabilirsiniz. Apply to College tarafında başvurma tarafı var. Support your students dediği yerde de
aslında danışmanlar, eğitim danışmanları, İngilizce öğretmenleri ya da çeşitli alanlardaki öğretmenlerin girebileceği bir yer. Direkt sign in ya da create an account diyor, bir tane hesap yaratarak nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Şu birazcık aşağı indiğimizde, burası ana sayfa demiştik, biraz aşağı indiğimizde ise şöyle bir arama butonu görüyoruz. Enter college name diyor, yani üniversite ismini buradan seçebilirsiniz diyor bize. Neye göre filtreleme yapabiliyoruz burada? İlk yıl başvurularını kabul edebilen, ilk yıl başvurusu dediği burada, yani liseden üniversiteye geçen öğrenciler için. Transfer başvurularını kabul edenler, public okullar, yani devlet okulları ya da özel okullar, küçük, büyük, orta, bir sürü şey için burada çeşitli filtrelerle üniversite araması yapabiliyoruz. Diyelim ki hesap yarattık, bir hesap açtık, girdik. Neler oluyor? Şöyle bir dashboard'umuz oluyor. Yani ne diyebiliriz buna? Yani ilk açtığımızda göreceğimiz şey, profilimizde böyle bir şey oluyor. Dashboard normalde boş oluyor. Yani burada herhangi bir üniversite yazmıyor. Bu benim kendi seçtiğim üniversiteleri görebiliyoruz burada. Yukarıda bu dashboard kısmının yanında My Colleges tarafında ne yaptık? Üniversiteyi aradık, bulduk, oraya kaydettik. Daha sonra orada My Colleges kısmında, üniversitelerim kısmında bunlar çıkıyor. Financial Aid'de maddi yardımla ilgili çeşitli yerlere bakabiliyorsunuz vesaire. Sonra diyelim ki örnek olarak Harvard Üniversitesi'ne tıkladım. Beni nasıl bir şey bekliyor? Böyle bir web sitesi, böyle bir tanıtım sayfası aslında beni bekliyor. Neler var burada? İletişim bilgileri var okulun. Çeşitli internet bağlantıları var. Şurada bizim için daha önemli olan kısım şu bir alt tarafı, application deadlines tarafı. Bu da başvuru için son tarihleri söylüyor. Şu an işte çeşitli öğrencilerimle zaten biz de buraya hazırlanıyoruz. 11.01 burada şeyler, pardon, regular decision, regular early action. 1.1 aslında şuraya birazcık bakıyoruz biz regular decision'a. 1 Ocak gibi. Bunlara yönelik mektuplar ya da kompozisyonlar yazıyoruz. Bir aşağıda ne bilgisi veriyor bize? Ödeme, başvuru ücretlerini veriyor bize. Ve bakıyoruz $85'miş. Bu şeyden, üniversiteden üniversiteye göre çok fazla değişiklik gösterebiliyor. O yüzden her üniversitenin kendi sayfasına, Common App içerisindeki kendi sayfasına girip bakmamız bizim için iyi olur. Şurada application'ın yanında, yani sol üstte My Colleges, Harvard University, College Information, onun altında questions tarafı var. Oraya tıkladığımızda ise üniversitenin bize sorduğu soruları görüyoruz. Peki nasıl sorular soruluyor? Ve yazdığımız metinler ne kadar önemli? Birazcık onun üzerine konuşalım. Şimdi ben burada birkaç tane örnek derledim. En son mesela Stanford Üniversitesi'ne çeşitli kompozisyonlar yazdık, gönderdik, hatta kabul aldık, bir de üstüne görüşmeler aldık, interview'lar aldık. Öğrencilerimiz Stanford Üniversitesi mezunlarıyla konuştu, onlarla bir görüşme, bir mülakat gerçekleştirdi ve şu an sonuçları bekliyoruz bir yandan. Stanford en zor mektup yazdığımız ya da kompozisyon yazdığımız üniversitelerden bir tanesi. O zorluğuyla birazcık alanda tanınan bir yer. Bu bir personal essay dediği, 650 sözcük dediği şey, Common App'in genel başvuruda aslında istediği bir şey. 650 sözcüklük kendinizi tanıtan bir şey bekliyorlar. Orada çeşitli hatalar yapılıyor, çok fazla hata yapılıyor. Hatalardan bahsetmedim çok uzun olacak diye. Nasıl yapılması gerektiğinden birazcık bahsedeceğim diğerlerinin. 5 tane 50 sözcüklük şey istiyor bizden, metin istiyor. 3 tane de 250 sözcüklük istiyor. Peki sorunun, yani ne gibi sorular soruyorlar, ne üzerine kompozisyon yazmamız lazım? Mesela günümüzde toplumun karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir? Buraya koyduğum sorular bu yılki Stanford Üniversitesi'nin soruları. Bunlar yıldan yıla göre değişiklik gösterebiliyor ama ana fikir genel olarak aynı. Günümüzde toplumun karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir? Bunu 50 sözcükle ifade etmemizi istiyor. Sonra son iki yazınızı nasıl geçirdiniz diye soruyor. Yine 50 sözcüklük.
Hangi tarihi ana ya da olaya tanık olmak isterdiniz? Yine 50 sözcük. Zaten bu 5 tane 50 ona olanlara supplemental essays diyoruz. Yani destekleyici. Ders dışı etkinliklerinizden birini anlatın ya da sahip olduğunuz bir işi diyor bize kısaca. Sizin için önemli olan 5 şeyi sıralayın. Bu 50 sözlüklükler birazcık daha kolay olabilir. Çünkü çok uzun uzun yapı çalışmıyoruz burada. Uzun egzersizlere ihtiyacımız olmayabiliyor. Ama bir yandan avantaj olurken bir yandan da dezavantaj. Çünkü kısa ve vurucu olmamız gerekiyor. Yani Ernest Hemingway gibi yazmamız gerekiyor burada. Onu o zaten şeyiyle bilinen neydi? 6 sözcüklük en kısa öykünün de sahibi bir yerde yani. Orada biraz Hemingway'lik yapmamız lazım oluyor. Peki 250 kelimelikler nasıl? Onlara biraz bakalım. Stanford topluluğu son derece meraklıdır ve sınıf içinde ve dışında öğrenmeye isteklidir. Sizi öğrenme konusunda gerçekten heyecanlandıran bir fikir veya deneyim üzerine yazınız diyor. Bunun ne kadar geniş bir şey olduğunu da hemen görebiliyoruz zaten. Bunun üzerine çok çalışmalar yapıyoruz. İllaki bir şeyler ortaya çıkıyor ve güzel bir hikaye formatında hikayeleştiriyoruz diyelim. Stanford'un lisans öğrencilerinin neredeyse tamamı kampüste yaşamaktadır. Gelecekteki oda arkadaşınıza sizinle ilgili bir şeyi ifade eden veya oda arkadaşınızın ve bizim sizi daha iyi tanımamıza yardımcı olacak bir not yazın. Bunu yazarken çok eğleniyoruz genelde. Çünkü öğrenciler oda arkadaşlarına bildiğiniz mektup yazıyor. Bildiğiniz selam dostum ne haber diye giriyoruz böyle konuya. Ve daha sonra gayet samimi, böyle casual, günlük dilde bir mektup yazıyoruz. Ve bildiğimize göre şöyle bir durum da var. Bu da Stanford'un yine komikliği diyelim. Kabul edildiğinizde oda arkadaşınıza yazdığınız mektubu, yani sizin yazdığınızı ona veriliyor, onun yazdığı size veriliyor. Yani bunları da okuyabiliyorlar daha sonradan. Böyle bir olay da var. Lütfen diğerine bakıyorum mesela. Lütfen yaşam deneyimlerinizin, ilgi alanlarınızın ve karakterinizin hangi yönlerinin Stanford Üniversitesi'ne bir lisans öğrencisi olarak belirgin bir katkı yapmanıza yardımcı olacağını açıklayın diyor. Çünkü orada aslında bu üniversitelerin, bu tarz Ivy League üniversitelerinin ya da büyük üniversitelerin istediği bir şey de, yaptığı bir şey de toplum mühendisliği diyebiliriz. Bu mektuplar tamamen öğrencinin kendisini tanıyıp, anlamaya çalışıp ve oradaki kampüste yaşanabilecek etkileşimleri 3 aşağı 5 yukarı tahmin edip buna göre oluşturduğu topluluklar oluyor. Ve Stanford geleneğine mesela, örneğimi Stanford diye diyorum. Stanford geleneğine daha fazla uyacak olan öğrencileri bir araya getirmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla bu hem Stanford topluluğu bizim göndereceğimiz öğrenciyi etkileyecek, hem de öğrencimiz orayı bir şekilde etkileyecek. Stanford bunu öğrenmek istiyor. Evet, Stanford'un soruları böyleydi. Hemen şeye bir bakayım. Harvard'a bir bakalım mesela. Burada yine bu personal essay genel başvurularda zaten demirbaş diyebiliriz belki. Yani herkesin yazması gereken bir şey bu. Başvurularda. Bunu istemeyen çok nadir üniversite var diye biliyorum CommonApp'te. Genel olarak CommonApp'teki herhangi bir başvuru için, herhangi bir üniversite başvurusu için personal essay'imiz olmak durumunda. 5 tane 200 sözcüklük sorumuz var burada. Harvard uzun zamandır çeşitlilik içeren bir öğrenci kitlesine sahip olmanın öneminin farkındadır diye başlıyor. Günümüzde olduğunuz kişiyi şekillendirmiş olan yaşam deneyimleriniz Harvard'a nasıl katkıda bulunmanızı sağlayacak? Dediğim gibi bu katkıda bulunmak, üniversite size katkıda bulunacak, evet. Ama aynı zamanda siz de oraya bir katkıda bulunacaksınız. Harvard bunu öğrenmek istiyor. Aslında birçok üniversite bunu öğrenmek istiyor. Çeşitli temaların örtüştüğünü ne kadar fazla üniversite incelersek, çeşitli temaların aslında örtüştüğünü, bu katkı bunlardan bir tanesi. Oda arkadaşı bunlardan bir tanesi. Ve müfredat dışı faaliyetler, yani okul dışında yaptığımız ettiğimiz şeyleri sormaları üçüncüsü olarak söyleyebiliriz. Genel olarak sordukları soruların temaları bu üç yerde toplanıyor diyebiliriz. Tabii ki çok spesifik sorular da var. Onlara da bakacağız.
Sizin için önemli olan entelektüel bir deneyimi kısaca anlatınız diyor burada. Bu yine yaşamımızı değiştiren belki ya da böyle entelektüel deneyimden kastı ne olabilir? Çalıştığımız alanda ya da okumak istediğimiz alanda bizi tamamen değiştiren ve gerçekten önemli bir etki bırakmış olan deneyim anlatmamız bekleniyor. Yine yani sorulara baktığımızda görebileceğimiz gibi hikayeye çok fazla açık, öyküleştirmeye çok fazla açık. Nitekim böyle de bir beklentileri var. Evet, diğerine bakıyorum. Müfredat dışı faaliyetlerden bahsettik, iş deneyimlerinden. Sonra Harvard eğitiminizi gelecekte nasıl kullanmayı umuyorsunuz diye bir sorumuz var. Ve yeniden oda arkadaşı sorusuyla karşılaşıyoruz. Ben buraya 5 tane falan örnek koymuş olmalıyım. Biz aynı zamanda bunların şu an başvuru süreçleri içinde olduğumuz için bir yandan öğrencilerle bunları da çalışıyoruz çünkü. Princeton Üniversitesi'ne bakalım. Princeton Üniversitesi de çok sevilen bir üniversite. Burada ne istiyorlar bizden? Bir tane yine personal essay, demirbaş demiştik buna. Daha sonra bir tane 500 sözcüklük. 500 sözcük normalden çok uzun. Yani genel üniversite başvurularında istenen kompozisyonlardan çok uzun. 500'e çok fazla çıkan üniversite yok. Ama Princeton bunlardan bir tanesi. Bir tane 250'lik, 3 tane de 50 sözcüklük sorusu var. Hemen şu 500 sözcüklüğe bir bakalım. Princeton kendi topluluğuna değer verir ve öğrencileri, öğretim üyelerini, personeli ve liderleri bakış açılarını genişletebilecek ve fikirlerini ve inançlarını sorgulayabilecek saygılı konuşmalar yapmaya teşvik eder. Bu topluluğun müstakbel bir üyesi olarak yaşadığınız deneyimlerin sınıfta, yemekhanede veya diğer kampüs alanlarında yapacağınız konuşmaları nasıl etkileyeceğini düşünün. Şimdiye kadar hayattan ne gibi dersler aldınız? Sınıf arkadaşlarınız sizden ne öğrenecek? Kısacası yaşadığınız deneyimler sizi nasıl şekillendirdi? Aslında burada çok kapsamlı bir soru. 500 sözcük bazen yeterli bile olmayabiliyor çünkü çok detaylı. Orada güzel bir planlama gerekiyor bize. Diğer soruya bakıyorum. Princeton hizmet ve sivil katılım yoluyla topluma karşı sorumluluğumuzu anlama konusunda uzun süredir devam eden bir kararlılığa sahip. Sizin hikayeniz bu ideallerle ne şekilde kesişiyor? Yine aslında bu soru şey gibi söyleyebiliriz. Yani bize uyacak mısınız? Bizim geleneklerimize uyacak mısınız sorusu bir yerde. Üniversitede öğrenmek istediğiniz yeni bir beceri nedir? Yani burada aslında ne yapacaksınız geldikten sonra ders almanın dışında gibi merak ediyor. Sizi ne mutlu eder? Şu anda hayatınızın soundtrack'ine hangi şarkı en iyi yansıtıyor? Diye de bir komik de bir soru var. Böyle genelde Twitter'da falan, Instagram'da ya hayatımın soundtrack'i kesin bu olur falan deniliyordu. Bu soru da son yıllarda çıkmış bu soru. Gayet güzel. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor. Tematik bir müzik koyacak olsanız, yaşarken siz arkada çalacak bir müzik olsa bu hangisi olurdu diye soruyor. Burada çok komik şeyler yazılabiliyor. Yani yani çok ciddi, evet, yani çok büyük üniversitelere başvuruyoruz bir anda ve bu süreç çok ciddi ama biz bunları yazarken ne kadar eğlendiğimizi, tamam çok stresliyiz falan ama ne kadar eğlendiğimizi de öğrenciler biliyor sadece. Fazlasıyla eğleniyoruz ve gülüyoruz yani. Bakalım University of Pennsylvania ya da öğrenciler arasında UPenn olarak ya da sadece Penn olarak bilinen üniversiteye bakalım. Bu birazcık daha kolay, bizi pek zorlamıyor. Zaten personal essay'imizi yazmıştık. İki tane 200 sözcüklük soru soruyor. Bu da çok tuhaf ve güzel bir soru bence ilki. İnsanı böyle düşündürüyor ve kendi yaşamına dair ya evet ben teşekkür etmek isteyip kime edemedim acaba diye bir düşündürüyor. Henüz teşekkür etmediğiniz ve teşekkür etmek istediğiniz birine kısa bir teşekkür notu yazın. Mümkünse bu notu o kişiyle paylaşmanızı ve bu deneyiminiz üzerine düşünmenizi öneririz yazmış ünlemle beraber. Güzel soru. Bunda da eğleniyoruz bayağı. Bazen duygusallaşıyoruz derslerde. İkinciye bakıyoruz. Penn'de topluluğu nasıl keşfedeceksiniz? Penn'in bakış açınızı şekillendirmeye nasıl yardımcı olacağını ve deneyimlerinizin ve bakış açınızın Penn'i şekillendirmeye nasıl katkıda bulunacağını düşünün diyor. Bu yine dediğimiz hani katkıda bulunmak. O siz oraya ne katacaksınız? Üniversite size ne katacak? Bunu çok merak ediyorlar. Dışarıdan siz geldiğiniz için orayı böyle nasıl değiştireceğinizi de merak ediyorlar. Brown yine şey gibi, Princeton gibi 500 sözcük fazla demiştik. Brown burada bizi bayağı zorluyor. 3-250, 2 tane 100
vesaire, bu çok fazla sorusu var. Şimdi böyle tek cümleyle neden Brown gibi soruları var bunun. Ya da böyle birazcık şov burası yani. Sizi en iyi tanımlayan 3 sözcük nedir? 3 sözcüklük şey istiyor bizden. Ama güzel, eğlenceli. Zaten yaratıcılık biraz böyle sınırlandırıldığımızda ortaya çıkıyor. Sorular bunlar aşağı yukarı diyebiliriz. Pek zamanınızı da almak istemiyorum. Gruba da göndereceğim. Detaylı bir şekilde bakabiliriz. Şimdi yazacağımız metinlerin ve başvururken kullanacağımız diğer her şeyin üniversite tarafından ne kadar önemsendiğini common data setlerine, yani halka açık veri kümesi bakarak anlayabiliriz. Ama şu an şöyle diyenler olabilir. Bir dakika, halka açık veri kümesi ne ola ki diyebilir. Hemen ona birazcık bakalım. Halka açık veri kümesi, bunu ben çevirdim Hawk diye, tamamen böyle şahin gibi olsun istedim. Veya common data set, bir kolej veya üniversitenin kabul ve mali yardım süreci, mezuniyet oranı, öğrenci demografisi ve daha fazlası hakkında standart sorulardan oluşan bir derlemedir. Yani bunun için ne söyleyebiliriz? Çeşitli bir YÖK gibi bir sistem düşünün. YÖK'ün şeylere, üniversitelerin hepsine standart, ne bileyim, sorular ne gibi olsun, İşte başvuru süreçlerinde değer verdiğiniz yerler diye bir tablo gönderdiğini düşünelim. Ve her üniversitenin onu doldurması gerektiğini, her yılda bir doldurması gerektiğini ve bildiri halinde yayınlaması gerektiğini düşünebiliriz mesela. Tamamen böyle söyleyebiliriz. Halka açık oluyor daha sonra bu. Bu halk dediğim şey US News ya da World Report'a dahil olmak üzere çeşitli yüksek öğretim dernekleri ve kuruluşlarıyla ortaklaşa olarak College Board tarafından her yıl oluşturulur. Bunu nasıl bileceğiz peki? Yani Common Data Set'ini nasıl bulacağız? Özellikle Amerika'daki üniversiteler için geçerli bu, dediğim gibi. Üniversitenin ismini, mesela Stanford ise Stanford. Stanford Common Data Set yazdığınızda ilk olarak çıkıyor. Birkaç örnek mi görsek, bizi örneklere ışınla Scotty. Hadi bakalım. İşte karşınızda Stanford. Bu normalde 80 sayfalık falan, çok uzun bir data setin içerisinden benim aldığım bir yer. Bir ekran görüntüsü aldım ben. Şu aldığım yeri de, kaynağı da şu sol altta görebilirsiniz. Beni ilgilendiren, daha doğrusu bu şu an bu webinarı ilgilendiren kısım şurada yeşille işaretlemiş olduğum application essay. Yani başvuru kompozisyonu ya da kompozisyonları diyebiliriz. Orada gördüğümüz üzere Stanford bunu fazlasıyla ciddiye alıyor. Ve application essay kısmına çok önemli olarak işlemiş. Hani önemli olabilirdi, ya düşünülebilir aslında denilebilirdi ya da düşünülmüyor demezdi tabii ki Stanford ama. Şafak Bey, mikrofonu kapatabilir misiniz? Sağ olun. Akademik olan yerlerde neyi çok önemli görüyor? Bakıyoruz. Sınıf sıralamasını, GPA'yı, not ortalamasını, bu standardized test score dediği yer, aslında girdiğimiz SAT gibi, AP gibi sınavlardan aldığımız skorlar. Bir altta zaten bizim başvuru metnimiz var. Daha sonra aşağıda da referanslarımız, yani kim bize o okula öneriyor? Bunu da çok önemli olarak görüyorlar. Akademik olmayan kısımda neler var? Extracurricular activities dediği yer, müfredat dışında, yani okul dışında yaptığımız şeyler. Onları da çok önemli görüyor. Talent ve bir dakika. Talent, ability, yeteneklerle alakalı bir yer. Ve karakterimizi, kişisel özelliklerimizi de çok önemsiyor Stanford. Diğerlerine de buradan bakabiliriz. Princeton'a bakalım. Yani burada Stanford biz bunu çok önemsiyoruz dedi. Princeton ne diyor peki? Aslında şöyle hızlı hızlı geçtiğimiz zaman birebir diğerinin aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Princeton'da başvuru metinlerine çok çok fazla şey, benim başvurum şeyim, ekran sunumum gitti mi? Evet, gitti. Evet, birisi ekran paylaşıyor gibi gösterdi ama. Evet. Bir dakika. Kapatıp bir kez daha açayım. Sanırım birisi yanlışlıkla eli ekran yansıta bastı ve benimki oradan düştü. Göktürk Bey burada mı? Tamam, geldi zaten. Şu an geldi değil mi? Evet. Tamam. Devam edelim. Princeton'da
aslında aynı. Birebir Stanford'la aynı şeylere önem veriyor. Aynı derecede önem veriyor diyebiliriz. Aldığım yerleri, bu bilgileri aldığım yerleri şu aşağıdaki linkten bulabilirsiniz tabii ki. Brown'a bakalım. Brown birazcık daha farklı. Brown yine bakın başvuru eseyini çok önemli görüyor. Ama mesela standardized test scores'u yani SAT ve AP gibi sınavları düşünülebilir diyor yani yalnızca. Önemli görmüyor pek. Bu bizim için önemli. Yani başvuracağımız okulun neyi önemseyip neyi önemsemediğini bilmek bizim için önemli. Bu metinler çok önemli demek. Peki o zaman nasıl yazacağız? Bunun üzerine birazcık konuşalım. İşler burada biraz karmaşıklaşıyor gerçekten de. Bu soru tıpkı Ernest Hemingway veya Franz Kafka'ya öykü nasıl yazılır diye sormaya benziyor. Ama yine de açıklamaya çalışalım. İşte başlıyoruz. Bana şans dileyin. Bakalım. Bir, beyin fırtınası. Aslında derste daha fazla bu tarafla ilgileniyoruz biz. Beyin fırtınası bizim için çok önemli. Burada öğrencilerle aslında saatler boyunca böyle işte kağıt vuruşturup atmalı. Biraz böyle bir olabildiğince fikrim böyle fıt 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 paylaşıldığı dersler işliyoruz. Burada 5 tane egzersizimiz var aslında. Ben bunları derslerde böyle birebir şimdi değer egzersizi yapalım, şimdi anlamlı objeler egzersizi yapalım diye anlatmıyorum. Ama yaptığımız şey yine bunlar oluyor. Bunlar zaten şeyde genel olarak dünya çapında verilen derslerde de öğretilen konular. Şimdi bakalım değerler egzersizi kısmına bir bakalım. Burada ne yapıyoruz? Mesela bizi tanımak için bir şeyler istedikleri için bazı değerler üzerine, bizim için önemli olan değerler üzerine düşünmemizi aslında istiyorum. En çok bağ kurduğunuz 10 değeri seçin diyorum. Bu çok uzun bir liste bende. Yani 60-70 tanelik böyle kavramlar olan, değerler olan bir şey. Sonra bu 10 değerden 5 tanesini daha sonra ilk 3'ünü seçmenizi istiyorum burada. Bunları bir yere yazıyoruz ve bir sonraki adıma geçiyoruz. Bunlar neler bu değerler? Kişisel gelişim olabilir, ülkeye çok değer veriyor olabiliriz, müziğe çok değer veriyor olabiliriz, seyahat olabilir, kahkaha olabilir, çeşitlilik, barış, her şey olabilir. O yüzden çok uzun bir liste. Tabii ki illaki bu listeden seçmek zorunda değiliz. Öğrenci kendi, ya ben direkt olarak bunu sorduğumda direkt tak 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 söyleyebiliyor. Bunlar üzerine zaten çoktan düşünmüş olabiliyor ve bu listede olmayabiliyor. Bu aslında sadece örnek olarak göstermek istediğim bir şeydi, değerler bütünüydü. Sonra böyle çok küçük bir şeyi, çok küçük ve spesifik bir şeyi ele alıp onun üzerinden gittiğimiz çok fazla oluyor. Bu da genellikle küçük bir objeden yola çıkıp böyle dünya, gezegen, evren boyutunda çıkarımlar yaptığımız hikaye yapıları kurabiliyoruz aslında. Bu anlamlı objeler egzersizi bu açıdan çok önemli. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Yazdım oraya. Burada ne yapıyoruz? Bir kutu hayal ediyoruz. Bu kutunun içinde bir dizi obje var ve her birinin sizin için anlamlı objelerden biri olduğunu, orada bulunanları düşünün. Bunlar ne olurdu diye soruyoruz aslında. Onları bulmaya çalışıyoruz. Ya da böyle yangından ilk kaçıracağınız objeler diyebiliriz belki. Ne demeye çalışıyorum aslında? Her bir nesne sizin temel niteliklerinizden birini temsil eder. Dolayısıyla her nesne sadece bir nesne olmaktan fazla bir şey. Yani bir nesneden fazla. Örneğin anlamlı objeler. Kutuma yeşil bir kalem yerleştirebilirim dedim. Şimdi diyelim yeşil bir kalem yerleştirdim. Neden yeşil kalem diye sorabilirsiniz. Çünkü her zaman yeşil bir kalem taşırım. Çünkü tüm öğrencilerimin kompozisyonlarını yeşille notlandırırım. Neden yeşil? Çünkü bir öğrenci kırmızı yazılarla kaplı bir kompozisyonu eline aldığında bu bir savaş alanı gibi kanlı görünebilir. Ancak bir öğrenci yeşil renkli bir mürekkeple işaretlenmiş kompozisyonu eline aldığında yemyeşil görür. Ayrıca kırmızı dur anlamına gelir. Tıpkı trafik lambası gibi. Ancak yeşil bekleme yapma, devam et der. Öğrencilerime iletmek istediğim şey de bu. Devam etmek. Anlamlı nesneler kutumdaki bu yeşil kalem sadece bir yeşil kalemden daha fazlasıdır diyorum. Mesela bu bir örnek olabilir. Ne demek istediğimi anlatmak için kullandığım bir şey. Bizim için önemli nesneler. Bunlardan yola çıkıp kendimizi tanıtan yazılar yazıyoruz. Daha sonra bu bizim için çok önemli.
üniversitelerin hakkında bilmesini istediğim her şey listesi egzersizi diye geçiyor. Birinci adımda ne yapıyoruz? Üniversitelerin sizin hakkınızda bilmesini istediği her şeyin bir listesini yapabilirsiniz. Madde işareti formatında yazabilirsiniz bunu tane tane. Yani şunu bilmesini isterim, bunu bilmesini isterim diye böyle maddeleyebilirsiniz. Boş bir kağıda resim çizebilirsiniz. Şu tarafta olsun, bu tarafta olsun ya da bir zaman çizelgesi yapabilirsiniz. Bunlar çok çılgın ve çok bilgilendirici oluyor. Şurada bir tane örnek hemen göstereyim. Bu mesela şurası doğumdan itibaren önemli olayların yer aldığı çeşitli zaman çizelgesi. Bütün önemli olayları ya da durumları öğrenci böyle yazıyor ya da direkt olarak derste sözel bir şekilde aktarıyor ve ben bir yandan o anlatırken not alıyorum. Daha sonra bunlardan çeşitli parçaları alarak ya da sadece bir bölümle alakalı gayet süreyen bir öykü çıkarıyoruz ve söylediği üniversitenin öğrenmek istediği şeyi yanıtlamış oluyoruz. İkinci adımda böyle bir liste elimizde olduktan sonra öğrenciler ne yapıyorlar? Bunları bir Google doküman, online Google dokümanına yüklüyorlar ya da çizimse zaman çizelgesi olabilir. Fotoğrafını yüklüyorlar e-posta olarak. Daha sonra bu dokümanı danışmanına yani bana benimle paylaşıyorlar. Ve bütün bu koyduğunuz şeylerin önemli olanlarını tabii ki bazıları önemsiz olabiliyor. Şöyle bir elekten geçiriyoruz ve önemli olanın hepsini yazdığımızı, kendi derdimizi üniversiteyle çok iyi paylaştığımıza emin oluyoruz. Devam ediyorum. Bir başka egzersiz, 21 detay egzersizi. Bu nedir? Burada kendinizle alakalı olabildiğince spesifik bilgiler vermenizi istiyoruz. Öğrenciler için diyorum tabii ki bunu. Mesela ben burada kendim için 7 tane spesifik, yani kim olduğumuzu pardon, baştan alıyorum. Kim olduğumuza yönelik ve nasıl düşündüğümüze yönelik büyük, küçük, rastgele detaylar istiyoruz. Kendim için yaptım burada 7 tane. Mesela biz iki kardeşiz, ben büyük olanım. Yakın arkadaşlarım bana CCT derler. Çalışırken lo-fi müzik dinlerim. İlk mesleğim manavlıktı. Rol yapmayı çok severim ve özellikle aksan taklidine bayılırım. Bazen geceleri güvenlik kameralarına takılan 5 tuhaf şey gibi videolar izlerim ve uyuyamam. 7. Çorap çiftlerimin arasındaki boşanma oranı yüksek diye onlara kızarım. Çamaşır makinesinin onları sonsuza kadar ayırdığından şüpheleniyorum. Gaddar makine. Bu da benim düşünme biçimimi üniversiteye vermemin bir yolu. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ya gerçekten böyle espriler yapılabiliyor mu? Şeyde gerçek bir başvuruda yani bunu böyle Kral Charles diliyle yazmamız gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Çünkü herkes biliyor ki öğrencilerimiz 17-18 yaşındalar, gençler. Evet, uncommon word yani çok kullanılmayan sözcükler kullanmak durumundayız. İyi bir yapı kullanmak zorundayız. Kendimizi çok iyi bir şekilde ifade etmeliyiz. Ama arada böyle espriler de yapıyoruz. Berke burada mı bilmiyorum. Zeynep de burada mı bilmiyorum ama araya biz böyle çok fazla espri sıkıştırıyoruz. Eğlenceli dediğim yer bir anda da bu eğlenceli derken bir şekilde de aslında bunu kastediyorum. Şimdi bir başka egzersiz duygular ve ihtiyaçlar egzersizi. Burada boş bir kağıt alıp böyle aslında isim şehir oynamak gibi diyebilirsiniz. Böyle yan çevirebiliriz defteri. Zorluklar. Yani şimdiye kadar hayatımızda yaşadığımız zorluklar. Bu zorlukların bizim üzerimize olan etkileri, bunlara yönelik duygularımız, zorluklara yönelik duygularımız ya da genel yaşamımıza çok etkili olduğunu düşündüğümüz duygularımız, ihtiyaçlarımız, bu zorluklar ve ihtiyaçlar konularında biz neler yaptık şimdiye kadar, onları yazdığımız bir yer. Bunların hepsini böyle ayrı ayrı sütunlar olarak düşünebilirsiniz. Öğrenilen dersler, bu zorluklar, tüm bu yaşananlardan sonra çıkardığımız sonuçlar, öğrenilen dersler, beceriler ya da değerler ve en sonunda isteğe bağlı olarak gelecek ve kariyerle alakalı beklentilerimizi anlattığımız bir yer oluyor. Bunlar ne için önemli oluyor? Tıpkı yaratıcı yazarlık gibi düşünebilirsiniz. Buradaki etmenlerin hepsini bir şekilde alıp anlamlı, çarpıcı, zeki, yani zekiden kastım böyle intellectual vitality deniyor buna. Böyle entelektüel bir canlılık, entelektüel bir esneklik belirtmek için bunların hepsini kullanabiliyoruz. Tıpkı minik, küçük, kısa öyküler gibi buradaki etmenlerin hepsini alıp bir araya getirebiliyoruz.
Bizden istedikleri zaten buraya geçmeden önce söyleyeyim. Bizden istedikleri şey dürüst olmamız, kırılgan olmamız ve aslında ben merkezci olmamamız, genel üniversitelerin istediği kişilik özellikleri. Az önce gördüğümüz yerde zaten üniversiteler neye önem veriyor dediğimiz yerde onu da görebiliriz. Neye önem veriyor? Şurada mesela karakter ve kişisel özellikler, karakter özellikleri ya da kişisel özellikler kısmına neredeyse hepsinin çok değer verdiğini, çok önem verdiğini görebiliyoruz. Biz şimdi şeyleri yazarken, bu kompozisyonları yazarken kendi karakterimizi de tabii ki ortaya koyuyoruz. Bir yandan kendi kırılganlıklarımızı, belki ne bileyim pişmanlıklarımızı, birçok şeyi yazıyoruz. Aslında o yüzden ben diyorum böyle şey gibi, normal Türkçe derslerinde yazdığımız kompozisyonlar gibi değil, kısa öykü formatında dediğim şey birazcık bununla alakalı. Şimdi buraya kadar aslında böyle genel bir background, bir arka plan verdik. Asıl biz burada, yani daha doğrusu benim görevim burada iskelet kurmakta ve kompozisyonun yapısını oluşturmakta. Ben onu genellikle iskelet diye ifade ediyorum. Muhtemelen hiçbir şekilde ne bileyim ne edebiyat kuramında ne hiçbir yerde iskelet demiyorlardır. Ama ben iskelet diyorum. Kompozisyonun yapısı nasıl olmalı? Genel olarak üniversite denemeleri için kullanılan yapılar iki yaklaşımı indirgenebilir. Bunlardan bir tanesi montaj yapı ya da montaj iskelet diyorum ben ona. Veya anlatı yapısı. Hangisini seçeceğimizi nereden bileceğiz? Biraz ona bakalım. Şimdi şu iki soruyu cevaplamanız isteniyor. Hayatınızda önemli zorluklarla karşılaştığınızı hissediyor musunuz? Ya da pek karşılaşmadığınızı? Bu ekstra bir soru ve bunlar hakkında yazmak istiyor musunuz? Çünkü yazmak zorunda değilsiniz gerçekten. Evet, bunlar çok etkileyici oluyor. Yani yaşamımızdaki zorlukları, onlarla nasıl başa çıktığımızı vesaire yazmak çok etkileyici oluyor ve hikaye değeri de çok yüksek oluyor. Ama sadece bunun üzerine de yazmak zorunda değiliz. Tamamen mizahi bir kompozisyon da yazabiliriz. Kendi kişisel özelliklerimizi yansıtan. Genel olarak böyle yapılıyor. Eğer İki soru için de yanıtınız evet ise büyük olasılıkla anlatı yapısını kullanmak isteyeceksiniz. Eğer herhangi birine yanıtınız hayır ise muhtemelen montaj yapıyı denemek isteyeceksiniz yazdım. Şimdi o iki yapıyı birazcık inceleyelim. Anlatı yapısı dediğimiz şey burada aslında narrative structure diye geçiyor. Basitçe aslında bu klasik Batı kültürünün öykü yapısı. Bir karakter bir zorlukla karşılaşır, bir şeyler yapar ve sonra bir şey öğrenir. Karakter gelişimi işte bir yerde öyküyü klimaktik bir noktaya çıkar ve daha sonra oradan iner, sonuca bağlanır ya da karakter olduğu yere geri döner ama çok değişmiştir. Onda değişen şeyin nedir gibi bir Batı'da hep kullanılan, Hollywood'un hep kullandığı bir anlatı yapısı bu. Burada paragraflar ve olaylar nedensel olarak da birbirine bağlı oluyor. Bunu çok güzel bir şekilde manipüle edebiliyoruz. Yani başta böyle bir foreshadowing dediğimiz, hani hikayenin sonuna yönelik, önce bu iskeleti belirlediğimiz için hangi paragrafta ne yapacağız aşağı yukarı, bunu belirliyoruz. Bunu belirlediğimiz için sonunda ne olduğunu da biliyoruz ve başında böyle orayı hissettiren, sonu hissettiren bir böyle küçük mesajlar yerleştirebiliyoruz ki böyle admission office bunu okurken birazcık böyle heyecanlı heyecanlı okusun. İlk başta zaten bunu şey gibi yapıyoruz. Bir hook dediğimiz bir nokta var. Türkçe'ye kanca diye çevirebiliriz belki. Bu admission office'te yani başvuru merkezlerindeki adamların okumaya devam etmesini sağlayacak şekilde girmemiz gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Merak uyandıran bir söz ya da bir tümreyle girmek demek bu. Çok fazla örneği verilen bir şey var. Kabul almış bir kabul almış bir kompozisyon var. Mesela şöyle giriyor direkt. Ben S harflerinden nefret ediyorum diye giriyor mesela. Sonra okuyucu bunu duyduğu zaman niye bir insan S harflerinden nefret etsin ki diye bir merak uyandırıyor ve o merak gittikçe böyle giderilmeye çalışılıyor öykünün içinde. Daha sonra bir tane daha twist yaptırtılıyor ve okumaya devam etmesi sağlanıyor. Bu verdiğim örnekte S'lerden nefret etme sebebinin çoğul eki olduğunu ve işte o çoğul ekinle alakalı yaşadığı sorunlardan, kendi hayatından böyle gayet samimi bir şey veriyordu. Çok güzel de bir örnekti.
Bir yandan bu daha önce kabul almış YouTube'da ya da internette bulabiliyoruz bunları. Mesela öğrenci diyelim ki Brown'a gitmek istiyor. Brown da kabul almış, şu soruya dair kabul almış metinler. Genelde kabul almış Brown öğrencileri bunları paylaştığı için ben kabul aldım ama bakın neyle kabul aldım diye paylaştığı için çeşitli örnek metinler ya da örnek kompozisyonlar da öğrenciye gönderiyorum. Aşağı yukarı böyle bir şeyler yapmamız lazım diye. Çok farklı bir şey yaptığımızda oluyor. Yakın bir şey yaptığımızda oluyor. Şimdi bu aslında topik çok önemli. Yani konu çok önemli. Anlatı yapısını yani narrative structure kullanırken ne yapmamız gerekiyor? Aslında yaşadığımız zorluklar üzerinden konuşmuştuk. Evet dediğiniz zaman bu anlatı yapısını kullanıyoruz demiştik. Şu challenges dediği yaşadığımız zorluklar. Bu insight dediği ondan öğrendiğimiz şeyler diyebiliriz belki. Bu yaşadığımız zorluklar ne kadar mehse yani çok böyle etkileyici değilse, zorluklar küçükse, onlardan öğrendiğimiz şey de küçük olabiliyor. Biz neyi istiyoruz aslında? Yaşanılan zorluk büyükse ve bundan çok büyük bir şey öğrenildiyse, üniversitenin beklediği şey de birazcık bu oluyor. Wow insight ve difficult or compelling challenges gibi bir şey yapabiliyoruz. Bazen böyle meh challenges'dan yani böyle ortalama bir zorluktan belki kolay bir şeyden böyle wow deyip çıktığımız yani böyle çok fazla şey öğrendiğimiz de oluyor. Böyle bir kurgu da yapabiliriz ama genel grafiğin bu olduğu söylenebilir. Montaj yapısı nedir? Birazcık ondan bahsedelim. Genel olarak tabii ki hepimizin yaşamımızda sorunlar var. Ama öğrenci bunlar üzerine yazmak istemeyebiliyor dediğim gibi. Kırılgan olabiliyor ya da morali bozulabiliyor bunları düşünürken. Burada hemen montaj yapısına atlıyoruz. Montaj yapısı tematik olarak birbirine bağlanan bir dizi deneyim ve kavrayış üzerine odaklanır diyor. Bu mesela buna bir örnek olarak zaman içinde sahip olunan 5 pantolonun aslında karakterimizin 5 farklı yönünü simgelemesi gibi metinler oluşturabiliyoruz montaj yapısıyla. 3 yaşındaki bir anınızdan 6 yaşındaki bir anınıza, daha sonra 9 yaşından, 11 yaşından, 15 yaşından ve en son bugün geldiğiniz yerden minik minik anlar alıp onları böyle aslında birbirine montajlayıp ismi oradan geliyor. Böyle aynı temada yaşamınızı anlattığımız bir yapı. Bunun da tabii ki bir grafiği var. Onun grafiğine hemen bakalım. Burada burada elastik ve common uncommon dediği şey. More uncommon dediği nokta yani normal insanların pek fazla yaşamadığı ya da yaşayıp pek de önem vermediği mesela küçücük bir şey olabilir bu. Az önce yukarıda verdiğim yeşil bir kalem gibi ya da S harfi gibi örnek verdiğim ya da pantolon gibi yani herkesin giydiği ama çok büyük anlamlar yüklemediği bir şey olabilir. Ne kadar spesifik olursa çok küçücük bir yerden yakalarsak ve o kadar yaratıcı olabiliyoruz yani hikaye o kadar bir yönden bir yöne akmaya yani elastik olmaya açık oluyor. Zaten bunu istiyoruz biz. Çünkü o admission ofisteki okuyan görevlilerin başvuru yerindeki okuyan görevlilerin okuyunca şaşırmasını, etkilenmesini, vurulmasını nasıl ki hani edebiyatın bir yönü, bir amacı aynı zamanda okuyucuyu etkilemekse kimi edebiyatçılara göre aslında bizim amacımız da oradaki admission ofisteki kişiyi etkilemek, onları şaşırtmak bir yerde. Dolayısıyla elastik metinlere çok ihtiyacımız oluyor ve buna yönelik metinler kurguluyoruz beraber. Evet, genel olarak böyle özet geçebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ve daha fazla bilgi almak veya yurt dışındaki üniversitelere yaptığınız başvuruların kompozisyonlarını beraber yazmak, düzenlemek isterseniz lütfen bize ulaşın. İletişim bilgilerimizi aşağıya yazdım. Dinlediğiniz için, geldiğiniz için teşekkürler. Şimdi sorularınız varsa soruları yanıtlayabilirim. Özellikle kompozisyonlarla alakalı varsa. Abdullah Bey söz istiyordu galiba. Peki. Sorulara geçebiliriz. Var mı sorularınız? Oh, bence yetişti.
Yani bir saate, evet, Başak Direm söz almak istiyor. Sesini mikrofonla mı sorayım? Tabii. Ha. Ya Caner Bey, hiç anlamıyorum. Şimdi mesela bir insan mühendis olacak. Eserleri şahane, notu şahane. Ya bu eserleri yazamayıp da dünyanın en iyi mühendisi olabilir bir insan. Şöyle. Zerre kadar anlamıyorum yani. Şöyle. Başka branşa başvursa neyse, ama mesela bir mühendislik öğrencisine. Yani ne kadar garip. Kime ne? Yazıyorum, yazamıyorum. Değil mi? Yani bizim eğitim sistemimiz tarafından baktığımızda öyle gelebilir kesinlikle. Ama şunu yap, yani aslında şunu istiyorlar. Her ne bölümde olursa olsun, kendi fikir ve duygularını, kendi ilgi alanlarını ve yaşamını güzel bir şekilde ifade edebiliyor mu? Aslında ortak noktası burası. Ben de yaptığım şey orada aslında metni daha fazla edebileştirmek ve daha çarpıcı bir hale getirmek. Bunu beklemeleri bana aslında pek şaşırtıcı gelmiyor. Ama böyle, bunlar belki de böyle Einstein'ı kaçıracaklardı. Einstein hani Almanya'dan sonra Princeton'da okuduğu için, hani Princeton'un da application essay'lere önem verdiğini bildiğimiz için hani, kaçırmamışlar. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben bir şey soracaktım. Diyorlar ki öğrencinin dokunuş oranı net anlaşılıyor. Efendim? Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani eseyin ne kadarının öğrenciye ait olduğu net anlaşılıyor diyorlar. Şöyle bir şey. Daha önce bu kişiler daha önce bizim öğrencimizi tanımadığı için bir. İki, ChatGPT gibi yapay zeka yazma araçları çok fazla arttığı için bunlar anlaşılabiliyor. Dolayısıyla biz yani ben öğrencilerimi hiçbir, yani ben zaten hiçbir zaman oturup kendim tıkır tıkır yazmıyorum. Öğrenci yazıyor, tabii öğrenci yazıyor. Kimi yerde çok basit yazmış olabiliyor, birkaç seviye yükseltebiliyoruz. Kimi yerde çok ciddiye almış da yazmış gibi oluyor, aralara şakalar ekleyebiliyoruz yani. Yani 17 yaşında bir insanın aşağı yukarı çıkarabileceği metinler olmasına çok dikkat ediyoruz, evet. Peki, çok teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sorulardan devam edelim isterseniz. Adnan Bey'in bir sorusu var. Eser hazırlık programınız var mı? Writing programı için gibi. Evet Adnan Bey, var. Bunun için özel ders programı hazırlıyoruz. Arz ederseniz yarın sizinle iletişime geçebiliriz. Devam ediyorum. Elif Adasim. Ben de açtım da, isterseniz ben okuyayım, siz yorulmayın. Okul dışı etkinliklerin dokümanla ispatlanması gerekir mi? Ne tür etkinliklere kıymet veriliyor denmiş. Çok güzel bir soru. Birçoğunun evet dokümanla ispatlanması gerekiyor, ama bazılarının doğal olarak bir şeyi olmayabiliyor. Yani dokümanı olmayabiliyor. Bunlardan bir örnek vereyim. Mesela büyük bir toplulukla sahili temizleme projesi yaptınız siz. Ve sahili temizlediniz. Kimse sahili temizledikten sonra size burada bir doküman vermeyecektir. Ne kadar fazla dokümanla kanıtlayabileceğimiz okul dışı etkinliğimiz olursa o kadar iyi. Ne tür etkinliklere kıymet veriliyor? Özellikle community based dediğimiz, yani topluluğu önemseyen ve kendi etrafımızdaki insanlara değer verdiğimiz, onların faydasına yaptığımız şeyler çok önem veriliyor. Bunlarda mesela sivil toplum kuruluşlarında çalışmak, Kızılay gibi yerlerde çalışmak, efendim eğitim gönüllüleri gibi yerlerde, yani aslında gönüllülük esaslı olan yerlerde çalışmak ya da bunlar üzerine projeler yapmak üniversitelerin çok fazla önem verdiği okul dışı etkinlikler. Aynı zamanda intellectual vitality de isteniyor demiştik. Yani entelektüel bir canlılık da isteniyor. Yani okul dışındaki etkinliklerin içerisinde atıyorum bir müzik aleti çalıyordur öğrencimiz. Bunda herhangi bir yarışmada ikinci olmuş olabilir. Bu güzel bir şey mesela. Ya da ne bileyim spor yapıyordur. Aikido'da bilmem ne bölgesinde birinciliği vardır. Yine çok güzel bir şey. Üniversiteler olabildiğince çeşitli, yani olabildiğince geniş yelpazede karakter özelliği gösteren ve kendi çevresine, kendi topluluğunun faydasına çalışabilen insanlar bekliyorlar. Yapacak falan mısın? Efendim? Ha? Başak Direm. Ay pardon.
Evet, ne kadarlık bir derste tamamlanır? Örneğin 5-6 üniversite başvurusu için diye Elvan Bilge Menteş'e sormuş. Tabii ki bu değişen bir şey. Yani tam kesin ve net bir cevabı yok. Öğrenciden öğrenciye çok fazla değişir. Üniversiteden üniversiteye çok fazla değişir. Çünkü şöyle göstermiştik burada şeyleri. Üniversiteden üniversiteye değişir derken neyi kastedeceğimi aslında şimdi göstereceğim. Yani Stanford'un mesela 650 yazıldı. Sonra 5 tane 50 sözcük. Bu çok kısa ve çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Yani sadece 2 saatlik bir dersin içerisinde bile bitirebiliyoruz burayı. 3 tane 250'si var ama. Yani bu şu 3-250 ve 1-650 bizi zorluyor. Yani kelime sayısına göre çok zorlanıyoruz diyebiliriz. Harvard yine şeye 2 sözcük olduğu için kolay bir şekilde tamamlanacak bir yer. Princeton biraz bizi yorabiliyor. Sonra UPenn çok hızlı bir şekilde bitiyor. Brown biraz yorabiliyor. Gibi gibi söyleyebiliriz. Tamamen üniversiteye bağlı. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyiz. Eğer böyle öğrencimizin bir şeyi varsa, amacı varsa, ben bu üniversiteler, 5-6 üniversitem bu. Ben de daha önce zaten edebiyata da ilgiliyim. Birazcık da anlıyorum yazıdan. Bu söylediğiniz egzersizleri de hızlı bir şekilde yapabilirim derse çok kolay ve hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Evet, sanırım şimdilik sorular bu kadar. Başka sorusu olan varsa el kaldırabilirsiniz, alabilir. Başak Hanım buyurun. Ya bir şey sormak istiyorum. Sizce binlerce aplikasyon oluyor üniversiteye. Herkesin eseyi okunuyor mu? Evet. Ona eminiz. Yani hızlı hızlı üstünden böyle geçilip okunduğunu biliyoruz. O yüzden bu hook dediğimiz şeyler, yani okuyucuyu merak ettirecek şeyler bizim için elementler, unsurlar çok önemli. Yani okuyan admission office görevlisinin şöyle yani merak etmesi ve okumaya devam etmek istemesi gerekiyor. Çok fazla hata yapılıyor ve bu hatalarda dediğiniz gibi şey olabiliyor. Çok üstten şöyle bir bakılıp geçilebiliyor. Ama orada belli başlı edebi yapılar varsa okumaktan keyif bile alıyorlar hatta. Çünkü YouTube'da işte eski işte hangi okul? Stanford'ın sanırım. Eski admission office görevlisi bir kanal açmış mesela, diyor. Ya benim okumaktan en fazla keyif aldığım metinler, şimdiye kadar yapılan başvurular, essay'ler diye böyle listeleri, videoları var. Birçok admission office görevlisi bunu yapıyor. Ama neyden kaçınmamız gerektiğini de bizzat kendi ağızlarından, yani emekliler bir kısmı, işte bir kısmı dışarıdan yapıyorlar bu işleri. YouTube kanallarında anlatıyorlar çok detaylı bir şekilde. O yüzden yapılan hatalarda üstüne bakılarak bırakılıyor. Ama gerçekten iyi olanı işte yıllar sonra bile hatırlayabiliyor admission office görevlisi. Bizim aslında varmak istediğimiz nokta daima orası oluyor. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Birkaç tane daha soru var Caner Hocam. Elvan Hemen. Hocam sorusu var. Ne kadarlık bir derse tamamlanır? Örneğin 5-6 üniversite başvurusu için. Az önce onu birazcık yanıtladım aslında. Üniversiteden üniversiteye çok değişir. Yani bizimle mutlaka iletişime geçmeleri gerekiyor. Hangi üniversite ve hangi üniversite olduğu çok önemli ve öğrencinin ne kadar uyumlu olduğu ya da ve öğrencinin eforu birazcık önemli burada. Bu iki elementi belirlediğimiz zaman direkt olarak zaten bize bir saat çıkıyor. Ama aşağı yukarı bir şey verecek olursam şimdiye kadarki yaptığımız şeylerde bir personal essay'i aşağı yukarı 5 saatte, yani ortalama söylüyorum bunları. 3 de olabilir, 8 de olabilir. Ortalama söylüyorum. 650 sözcüklük bir personal essay'i işte 5 saatte. 250'likleri böyle aşağı yukarı yine 4 saatte. Bir tane 250'lik essay diyorum. Gibi gibi söyleyebiliriz. 50'likler biraz kolay oluyor ama orada da savsaklamamamız lazım. Az önce dediğim gibi biraz Hemingway gibi kısa ve çarpıcı olmamız gerekiyor. Bazen böyle tek sözcük üzerine düşünürken 10 dakika bir yandan öğrenci bir şeyle, şimdi buna bakabilir misin? Ben bunlara bakıyorum falan diye o doğru kelimeyi ararken zaman kaybedebiliyoruz 10 dakika için bile. Böyle şeyler yaşanıyor. Evet. Peki. Burak Hocam'ın cevaplaması güzel olabileceğini düşündüğüm bir soru var burada. Zamanlama ne zaman olmalı? 11. sınıf başı mı, sonu mu, 12. sınıf mı? Merhabalar tekrar. Caner Hocam teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Yani yine aslında hep geldiğimiz noktadayız ve çok öğrenciden öğrenciye değişen süreçler bunlar. Yani başvurumuz için aslında resmi deadline'lar olarak baktığımızda 12. sınıf bir öğrenci için yıl sonuna kadar başvurularınızı tamamlamamız gerekiyor. Özellikle bir burs beklentimiz varsa 31 Aralık tarihini biz genelde kendimize deadline olarak alıyoruz. Yani şu anda 12. sınıf olan öğrencilerin bu yıl sonuna kadar bu işlemleri tamamlaması lazım. Ama Caner Hocam da detaylıca anlattı. Sadece aslında o mektup sürecinin bile ne kadar titizlikle üzerine eğilinmesi gereken bir başlık olduğunu düşünecek olursak, diğer taraflarıyla beraber biz genelde 11. sınıftan itibaren çalışmaya başladığımız öğrencilere hem bahsettiğimiz bu sınavlara dair hazırlıkları yürütebilmek ve o sınavlamaları takvimimize oturtabilmek, hem bu başvuruları zamanında 12. sınıfın zaten doğal yoğunluğuna da bırakmadan yapabilmek için 11. sınıfın başını ideal tarih olarak görüyoruz, en azından bu sürece resmi olarak start vermek için. Ama resmi deadline'larımız yıl sonu, bir sonraki Ekim için bir önceki Aralık sonu hemen hemen diyebiliriz. Şeyler aldatmasın, yani okul başvuru tarihlerinin kiminin Şubat'ta, kiminin Mart'ta sonuçlanabildiğinin bilincinde olarak bunu söylüyorum. Özellikle Amerika çok burslandıran bir ülke. Dolayısıyla yıl sonu doğru zamanlama olur. Bu işlemleri tamamlamış olmak için. Özellikle Amerika tarafında. Çok teşekkür ederiz Burak Hocam. Gökçe Hanım'ın sorusunu atlamışız. Caner Hocam cevapladık. Her üniversite için farklı mı hazırlanıyor? Bu şeyi detaylı bir şekilde söyleyeyim. Personal essay denen ya da common app main essay denilen bir tanesi var. Şurada gösterdiğim. Bu şeyde şu personal essay dediğimiz şey aslında. Bu common app main essay olarak da geçiyor. 650 sözcüklük bir essay'i her üniversiteye gönderiyoruz. Burası garanti dediğim gibi. Ama kaç tane 50 sözcük isteyecek, kaç tane 250 isteyecek üniversiteden ya da 500 mi isteyecek, 650 mi isteyecek? Üniversiteden üniversiteye göre değişen bir şey bu. Evet. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Galiba yok. Burak Hocam bir şey söyleyecektiniz galiba. Evet, Erkan Başvuru. Evet, Caner Hocam soru geldi bir tane. Erken başvuru ne zaman acaba? Stanford için biz geçen Kasım'da, 1 Kasım'da bitirdik onu. Evet. Şimdi UPenn'leri falan takip ediyoruz. Harvard'ı, işte Brown'u, Princeton'u takip ediyoruz. Onlar da 1 Ocak gibi son başvuru tarihleri. Taslaklar hazırlanmasını tavsiye eder misiniz? Evet. Tabii ki aslında orada anlatmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi de buydu. İskelet ve yapı dediğim şey birazcık taslaktı. Hemen bir kez daha yansıtayım, orayı göstereyim. Şurada söylediğim yer, kompozisyonun yapısı ya da iskeleti dediğim şey. Montaj yapı ya da anlatı yapısı dediğim yer burasıydı. Ben tabii ki dediğim gibi oturup bütün metni kendim yazmıyorum. Çünkü az önce sanırım Başak Hanım'dı sana. Onun söylediği gibi çok fazla öğretmen dokunduğu belli olması çok olumsuz bir şey. Ben yalnızca iskeleti çıkartıyorum. Şu paragrafta bundan bahsediyoruz. Şuraya böyle bağlıyoruz. Bunu burada yapıyoruz. Şurada plot twist yapıyoruz. Burada climax'e ulaşıyoruz. Burada böyle bağlıyoruz diye. Bu iskeleti çıkartıp veriyorum. Dolayısıyla evet, bu taslaklar bizim için çok önemli. Öğrenci ilk bunu yaptığı zaman, bu taslakları çıkartmaya çalıştığı zaman, beraber çıkartmaya çalıştığımız zaman birden fazla çıkıyor. Yani tek bir kompozisyon için 5 tane 6 tane taslak çıkartmak doğal bir yerde. Deniyoruz olmuyor. Bir tanesi çok güzel tutuyor mesela. Onun üzerine editlemeler, çeşitli düzenlemeler yapıyoruz. O yüzden bir defa öğrenci yazdığında, yapamadığında hüsrana uğramasını önüne geçmek için zaten en başta diyorum. Yani bunlar şimdi yaptıklarımız biraz çöp olacak, biraz egzersiz olacak diyorum. Daha sonra gerçeğe gelecek diyoruz.
Sunumu paylaşabilir misiniz? Evet, sunumu paylaşmak istiyorum ben grupta. Paylaşırız. Önceden taslakları söyledik. Verimli bir seminer, harika bir sunum oldu. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler gelmiş Elif Adasemiz. Ne demek? Sokmen Gülsüm, çok teşekkürler. Çok orası teşekkürler diye doldu. Evet, tamam. Ben son bir araya gireyim mi? Çok kısaca. Siz aslında doğrudan sizin alanınıza sorular geldiği için Başak Hanım'ın aslında kombine bir şekilde sorduğu bir iki soruya işin başvuru stratejisi açısından çok kısa bir şey söylemek isterim. İşte anlaşılır mı acaba ya da mühendisten niye bunlar isteniyor gibi. Tam olarak aslında sizin de işaret ettiğiniz gibi bizdeki öğrenim, öğretim, eğitim sisteminin daha sonuçlar üzerinden, yani beceriler üzerinden değil de sonuçlar üzerinden gidiyor oluşundan dolayı aslında böyle bir bence kavram kargaşası yaşıyoruz ki aslında araştırmalarda sayısal becerileri çok iyi olan kişilerin aslında dil becerilerinde, anlatı becerilerinde genelde fazlasıyla geliştirilebilir olduğunu gösteriyor. Belki bir mühendis adayı annesi olarak böyle kaygılanmış olabilir ama biraz eşelendiğinde çok iyi sonuçlar çıkartıyor aslında öğrencilerimiz. Sizler de çokça tecrübe ediyorsunuzdur. Bir de tabii şu mektupların önemi konusunda şimdi sizi dinlerken bir yandan şöyle kabaca bir hesap yaptığımızda işte Harvard Üniversitesi geçen sene 60 bin başvuru almış. Her bir başvuru dosyasına 5'er dakika ayırdığında kaç saat yapar acaba diye şöyle bir küçücük bir hesap yaptığımda toplamda 200 günlük bir tek kişinin 200 günde okuyacağı bir mektup iş yükü gibi bir şeye vardım. Yanlış hesap yapmadığını düşünüyorum. Burada tam olarak aslında siz de çok net orayı vurguladınız. Hook diyerek okutmalıyız. Yani okunabilecek, okumaya teşvik edecek mektuplar yazmalıyız. Çünkü gerçekten onlar için de çok büyük bir iş yükü bu. Gördüğümüzde top üniversitelerin %3'lerde, 4'lerde en cömert olanların %10'larda, 12'lerde kabul ettiğini öğrencileri görüyoruz. Bütün başvuran öğrenciler arasında. Dolayısıyla sanki okunurluğu aslında bu metnin içeriği ve üzerine konuştuğumuz şeyler üzerinden sağlanıyor ya da göz ardı ediliyor gibi. Orada o doğru çalışma çok çok ne kadar önemli olduğunu da aslında gösteren bir şey olsa gerek. Kesinlikle. Yani şeyde az önce Brown'u göstermiştim hatırlarsanız. Orada ne gösteriyor? Bu mesela işte Başak Hanım'ın sorusuna yanıt verirken dediniz ya standart testler odaklı bizimkiler diye. Orada mesela Brown ne kadar iyi bir üniversite olduğunu herkes biliyor yani. Standart testlere biz pek önem vermiyoruz diyor. Evet. Ve yani karakter özellikleri, okul dışı, başarısı yani birazcık daha oraya yönelik bir şey var. Evet, ilgi var diyebiliriz. Bir de dediğiniz gibi o çok büyük bir okuma mesai gerektiren bir şey bu. Ve o yüzden de ilk cümleden, daha ilk kelimeden belki yakalamamız gerekiyor. Bunu öğrencinin kendisi yapması biraz zor olabilir. Çok fazla efor sarf etmesi gerekebilir. O yüzden mutlaka yani bir bilenle çalışması gerektiğini orada söylemem gerekiyor. Çünkü çok 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 başarılı. Yani SAT üzerinden 1550 almış. AP'lerin hepsi 5. Ne bileyim IELTS 8 falan gibi öğrenciler bunun gibi yerlerden çok kolay elenebiliyorlar yani. Çünkü üniversite onu yeterince ilginç bulmayabiliyor. Yani akademik başarılı insan herkeste, her yerde var. Ve ben bu eğitimi herkese verebilirim. Ben gerçek insanlara vermek istiyorum. Samimi, kırılgan, dürüst, aynı zamanda karakter özelliklerinin yelpazesi çok geniş olan böyle insanları ben burada bulundurmak istiyorum diyor bize. Bunları söyleyebiliriz, evet. Aslında bu kriterler nereye başvuracağımıza dair başta yapacağımız o analiz de sanki önemli hale getiriyor. Belki de gerçekten bu konuda çok zorlanacağımızı düşünüyorsak kabulünün merkezine bu tarz bir çalışmayı alan okulları tercih etmemeliyiz belki de. Böyle de bir analizin gerekliliğini bence ortaya koyuyor bir yandan. Kesinlikle. Ben mesela o yüzden herkesin yani her ebeveynin ya da her öğrencinin ya da her danışmanın başvurulan okullardaki, başvurulmak istenen okulların common data setlerini, bu halka açık veri
şeylerini incelemesini tamamen baştan sona, hatta yani yalnızca belli başlı bölümleri değil, okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada çok açık ve net şekilde ne beklediklerini çok güzel ifade ediyorlar. Öbür türlü okumadan başvurduğumuzda başvurumuz bir şeylere eksik yaptığımız için ya da yanlış yaptığımız için yok yerden yanabiliyor. Yani bunun hem bir maddi külfeti var, hem bir manevi külfeti var. Öğrenci çok uzun zaman emek vermiş oluyor bu işe. Olmadığını görünce hüsrana uğrayabiliyor, küsebiliyor, akademiye küsebiliyor ya da hayallerine küsebiliyor, bir şey olabiliyor. O yüzden dikkate alınması gerekiyor. Hı-hı. Hocam söz isteyenler varsa diyorum, siz oradan devam edin. Başak, diğer sırayı... Ümit Hocam söz istiyor. Buyurun Ümit Hocam. Evet, buyurun. Herkese iyi akşamlar. Caner Hocam çok teşekkürler. Akit'ten Burak Hocam yanınızda. Ben biraz geç geldim bugün. Hocam hoş geldiniz. Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün bir ara baktım. 70'in üzerinde katılımcılığımız vardı. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. True Waste'de yapmaya çalıştığımız şeyi gerçekleştirdiğimizin bir göstergesi. Her şeyden önce essay noktasına gelinceye kadar neler yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalıştık. Bu bizim en büyük hayalimizdi. Biz çocuklarımıza daha çok küçük yaştan yabancı dil öğretmeye, ondan sonra onları akademik anlamda hazırlandıkları neresiyse, Türkiye'de ya da yurt dışındaki üniversitelere hazırlıyoruz. Bunu yaparken alternatif olarak işte AP ile, SAT ile İtalya'ya yönelik sınavlara hazırlık anlamında Almancasıyla bütün arkadaşlarımızı destekliyoruz. Yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlarımızı, bunu samimiyetle çok büyük bir rahatlıkla söylüyorum. Türkiye'de bu işin en büyük öncülerinden bir tanesi Burak Hocam'a ya da diğer arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Onlar ne gerekiyorsa yapıyorlar ondan sonra. Daha sonra onlardan biz teslim alıyoruz tekrar. Bu sefer yurt dışındaki üniversitelerle ilgili neler yapabiliriz diye kendilerine konuşuyoruz. Bu bizim hayalimizdi. Sizler de buna şahit oluyorsunuz. Türkiye'nin en iyi hocalarıyla, en iyi kurumlarıyla ve en doğru programlarıyla çalışmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi ve yanlışlarımızı varsa gidererek devam ettirmeye çalışıyoruz. Eğer müsaade ederse Burak Hocam'a bilmediği bir şey söylemiş olayım. Önümüzdeki hafta İtalya ile ilgili yine bir webinarımız olacak. Öyle mi? Hayırlı olsun. Bir haftadan beri uğraşamıyorum. Hepimiz çok yoğun olduğumuz için yoğunluktan görüşemedik. Bu arada görüşmüş olalım. Çünkü İtalya ile ilgili üniversite hazırlıkları ve sınavlar yaklaştı arkadaşlar. Önemli bir dönemden geçiyoruz. Orayla da ilgili bir webinarımız olacak. Ben arkadaşlarımızın çok fazla vaktini almayayım. Bekleyen çok fazla arkadaşım var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım çok başarılı ve Türkiye'nin aydınlık yüzü olan gençlerimizi hem yurt dışına geri göndeririz, hem de ülkemize birer alev olarak geri getiririz. Hepinize kolay gelsin. Evet, sanırım Başak Hanım söz istiyor. Başak Hanım buyurun. Ya da el havada kalmış olabilir. İstanbul'da taksi Başak Hanım herhalde beni dinlerken yoruldu artık. Yani Başak Hanım'ı hak görüyorum. Evet. Sanırım başka sorumuz var mı? Teşekkürler. Bilgilendirme için teşekkürler. Bir ukulele bilgilendirme için teşekkür etmiş bana. Teşekkürler. Tamam. Sanırım bu kadar. Zaten paylaşacağız sunumu. Daha sonra şey yaparız, paylaşırız. Herhangi bir şekilde soru işareti olan varsa iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirler, mail adreslerimizden ulaşabilirler. Bir baykuşun ayağına mektup takıp gönderebilirler, değil mi? Güvercinle gönderebilirler. Her şekilde bize ulaşabilirler. Mutlu oluruz. Bize. Nilgün'üm söz istiyor sanırım hocam. Efendim? Nilgün'üm söz istiyor. Evet, Nilgün Hanım buyurun. Merhabalar. Yok, söz istemiyorum. Merhaba. Sadece bay bay yaptım oğluma. Hepinize. Hayır, o şey sözde. Tamam, teşekkürler. Pardon, yanlış oldu. Tamam, bay bay. Okey.
Evet, aklınıza takılan başka bir şey olursa, çok sık yapılan hataları da koyacaktım. Çok uzun hatalar var orada. Ama yine işte bize ulaşanlar olursa yine zaten öğrencilerle derslerde bunun üzerinde çok fazla gideceğiz. Onlarla paylaşırız bunu. Sunumda paylaşılır. Bugünlük bu kadar diyelim. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.